Kişisel Gündem'den merhaba. 2019'u uğurlayıp 2020'ye merhaba diyeceğimiz günlerin sayısı gittikçe azalıyor. Tam da bu noktada Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte 2019'un dünyada ve Türkiye'de ön plana çıkan gelişmelerini, bazen yüz güldüren anlarını ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam diğer programlarımızdan farklı olarak 2019'u uğurluyoruz. Sayılı günler kaldı yeni yıla. İsterseniz biraz dünyadan, biraz Türkiye'den ön plana çıkan, çok da bazen keyifli olmayan gelişmeleri, sonunda da biraz yüzümüzü güldürecek anlara değinelim istiyorum. Dünyadan başlarsak sizin adınıza en önemli diyebileceğimiz gelişmeler nelerdir? Hangisiyle başlayalım? Valla birkaç önemli gelişme var. Bir tabii Trump'ın azil süreci ki biraz ciddiye bindi. Yani sonucun ne olacağını aşağı yukarı kestiriyoruz. Hani düşük ihtimal görevden alınması ama mesela azledildi. Yani Temsilciler Meclisi azletti. O önemli. Çin'le giriştikleri yoğun bir ticaret savaşı oldu. Belki çok az değinmek gerekir. İngiltere'nin eksen değiştirmesinin artık neredeyse kesinleşmesi, Johnson'ın seçilmesi bence önemli bir olay. Mutlaka ona da birazcık değinmemiz gerekiyor. Aşağı yukarı hani tabii bütün dünyayı saran hani Şili'den Hong Kong'a artık dilimize de yerleşti. Evet. Ama Orta Doğu ülkelerini de içine alan ve nedense bir tek Orta Doğu'da çok kanlı yaşanan acı bir şey maalesef. Evet, protesto dalgaları. Hani bence 2019 bu açıdan aslında hareketli bir yıl oldu. Yani aslında dünyanın ve bizim biraz böyle az hareketli, bize de az işe düşen, iş düşen bir seyre girmesinde fayda var diyelim. Evet. O zaman hocam sizin de söylediğiniz gibi başkanlığı da başkanlık boyunca uyguladığı politikalar, bu politikaları uygularkenki yöntemleri, tavır ve tutumlarıyla Trump'tan başlayalım. Sizin de söylediğiniz gibi azil süreci önce Temsilciler Meclisi'nde görüşüldü. Hatta pek çok televizyon kanalı bu süreci canlı olarak izleyicileriyle paylaştı ve beklendiği üzere demokratların ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azledilmesine dönük öneri kabul edildi. Senato'nun önüne gidecek şimdi. Buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Ne demek lazım? Ya çok önemli bir şey. Yani şunu gördük. Dünyanın gidişatına dair bazı şeyler söylüyor bize bu Trump'ın azil süreci. Ki dediğim gibi Temsilciler Meclisi azletti ama görevden alma yetkisi Senato'nun. Senato hem yargıç hem jüri olacak. Hı hı. Yani hem yargılayacak hem de kararı verecek. Enteresan bir sistemleri var. Bunu da öngörmüşler. Yani hani başkan diyelim çok ağır bir suç işlerse ya da vatana ihanet ederse, bu kanıtlanırsa hani onu görevden almak için, ama onu da zorlaştırmış fark ettiğiniz gibi. Şimdi tabii tek tek detayına girecek vaktimiz yok ama birkaç şey önemli. Bir, yaşadığımız döneme dair bir şey söylüyor. Bütün o azil sürecindeki tanıklıklar, ortaya dökülen belgeler, ifşa edilen olaylar, siyasetin çok çirkinleştiğini bize, yani hiçbir zaman tabii ki siyaset böyle yani çok masumane bir şey değildi. Çok temiz, ilkeli, etik ilkelere dayalı bir süreç değildi ama hani bu Trump dönemi diyebileceğimiz, bizde de var bu. Evet. Yani böyle daha açıktan şöyle çirkin bir şey ortaya çıktığında ne var bunda denen, hani bizde de mesela yolsuzluklar ortaya çıktığında ama çalıyor ama çalışıyor gibi. Evet. Bir hani algılamanın hani hangisi müthiş bir pişkinlikle hani dillendirilebildiği bir dönem, bunları gösteriyor. İkincisi hani başkanın yetkilerinin sınırları olduğunu gösteriyor. Bunu bir daha gözümüze soktu. Çok önemli bir şey yaptı Temsilciler Meclisi ve bu komitenin başkanı da şunu söyledi. Dedi ki Sayın Başkan, yani siz Amerika'nın başkanısınız, seçilmiş başkanısınız ama yasanın üstünde değilsiniz. Evet. Yani tıpkı bu Türkiye gibi. Tabii. Yani. Aynen. Dedi ki yani siz başkan olabilirsiniz ama yasalar var. Hani başkanla yasalar çatışırsa yasaların üstünlüğü. Yani o zaman kurumsallık gitti mi? Zaten ve yaşadığımız dönemin en önemli sorunlarından biri de bu kurumsallığın yavaş yavaş hani erozyona uğraması. Ve bunu orada görüyoruz. En azından hani kongre şey dedi. Yani bir kanadı. Yoksa bir seçileceği şey olacağını ve enteresan bir sonuç. Bize de bunu şey yapıyoruz. Gözlemliyoruz. Trump'ın seçmeni çok sarıldı.
Evet. Yani bu kutuplaşma siyasetinin hiç şeyle ilgilenmek istemiyor, içeriğine bakmak istemiyor, körü körüne. Ona yapılıyorsa diyor 2020 seçimlerine kaybedeceklerini bildikleri için bunu yapıyorlar. Trump'ın söylemini tekrar ediyor, siyasal söylemi. Bu da hani günümüzde yani kutuplaşan bir siyasetin nasıl sonuçlar vereceğine dair bize bazı önemli ipuçları verdi. Evet, ama şey hocam, böyle Türkiye ile bağlamını kurarsak sanki biz bu süreci geride bıraktık. Hani bizde de bir dönem böyleydi. Hatta benzer bir biçimde bu hafta içinde çıkan Kanal İstanbul tartışmalarında sanıyorum Kemal Can'ın yazısıydı, bu hafta çıkan yazısında bir inatlaşma siyasetinden bahsediyor yazısında ve bunun bir yere kadar Türkiye'de bir karşılığının olduğunu, kitlelerin artık içerikten bağımsız liderlerine sarılma. Aynen. Ama hani Türkiye'de artık o lidere sarılan kitle de bir şeylerin kendisine dönmeye başladığını gördüğü için daha mesafeli. Sanıyorum ABD bu konuda bize göre geri. Biz bu süreçleri daha kötü yaşadık. Biz 2013'te yaşadık. Evet. Çok net yaşadık. Tabii ki yani Trump'ın iktidara gelişi daha yeni çünkü. Tabii. 2016'da geldi. Erdoğan çok uzun süredir. Bir de oradaki siyasi Allah dengeler denkler. Allah esirgesin başımızda. Hani öyle evet. Diyeyim. Allah uzun ömür versin tabii, diyoruz. Tabii. Hocam Trump'tan yola çıktık. İsterseniz bir de Trump kadar aslında saç modeliyle de gündeme gelen Trump'a turuncu diyorlardı. Buna sarı diyorlar. Hani Boris Johnson'ın sürecini ele alalım. O da kendi nevi şahsına münasır liderlerden bir tanesi. Muhafazakar Parti'den onun damarını paylaşıyor. Seçimler sonrasında şeyden bahsedildi aslında. Boris Johnson'ın en büyük başarısının aslında İngiltere'de yıkılma nedeni olan politikaların öznesi olan bir parti, yani Muhafazakar Parti, Brexit süreciyle beraber yeniden başka bir vaatte bulunuyormuşçasına kitlelerin ona kaymasını sağlaması oldu dediler uzmanlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem Boris Johnson'ı hem İngiltere'nin seçimini? Yani bir Brexit, yani çıksak çıksan çık. Noktasına geldi. Yani şey, tesadüfen Brexit olduğu gün Londra'daydım, yani o sırada Londra'daydım. Tarihi bir andaymışsınız. Evet, tabii tabii. Şeye de yakın oturuyordum, söylemeyi sayayım. Sandıklı. Parlamento binasına hemen Brexit olur olmaz şeye gittim. Hemen parlamentonun oraya gittim. Bekliyor muydunuz peki siz? Hayır, aynı Trump olayı gibi. Trump'ın seçilmesi gibi. Nasıl olsa kazanamaz diye yattık, Trump kazandı. Ben de şeyde izledim haberleri. Nasıl olsa bu Brexit'ten çıkmaz çünkü hani bu şey diyen yani kapitalizm yayılma ve daha fazla bilimi evet. Hani içine alma, hani AB genişliyordu. Yani biz öyle biliyorduk, hani öyle öğrendik, öyle okuduk, öyle anlattık. Şimdi hani birinin çıkacağı bir ülkenin, İngiltere gibi bir ülkenin çıkacağını hani çok düşünmedik aslında ve ben de izledim haberleri gece, yattım, bu nasıl olsa şey olacak, hani geçmeyecek. Kalma yönünde olacak. Evet, Brexit olmayacak diye yattık, sabah kalktık Brexit olmuş, koşa koşa gittim falan. Tabii bütün kameralar, şeyler orada. Böyle karşısındaki şey, canlı yayın arabaları. Kimi yakaladıklarsa hani konuşuyorlar. O zaman hani gazete duvar olmadığı için bize, siz konuşamadınız. Bize, evet, bize mikrofon uzatan olmadı İngiliz medyasından. Fakat şöyle, yani işin esprisi bir yana, bu tehlikeli bir gelişme. Bizi de ilgilendiren bir yönü var. Yani dünyadaki bir trendin merkez ülkelerinden bir tanesinin daha eklemlenmesi bu. Evet. Ben bunu 1980'lerdeki Reagan, Thatcher, Özal eksenine biraz evet. Benzetiyorum. Yani Trump, Johnson ve bizdeki Tayyip Erdoğan. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani aynı tip siyasetin bu Anglo-Sakson dünyada giderek hani yerleşmesi ve yani Türkiye'nin zaten uzun süredir hani farkı, belki o dönemden farkı. Hani önce biz, sonra Amerika, sonra İngiltere, yani yolu bizim açmamız yani. Gibi. Bir 80'lerde önce Thatcher, sonra Reagan, sonra Özal'dı. Dolayısıyla da ya yani burada önemli olan hani aynı tip siyaset anlayışının dünyada hani önemli bir yerde daha güç kazanmasıydı. Bu bizi biraz hani şey yapabilir, rahatsız edebilir, edecek yönleri var diye düşünüyorum. Bu Erdoğan'ın iktidarda kalmasıyla ilgili hani bazı bizim açımızdan, tabii hani seçmen açısından ve kendi açısından değil de bizim açımızdan sorunlu olabilir. Yani ömrünü uzatabilecek bir gelişme olabilir bu açıdan hani şeyim. Ki bence hocam seçmeni konusunda da artık net bir şey söylemek zor. Sanki o cephede de bir soru işareti, en azından sorgulama var. Daha önce hani aşk ve şevkle sarılma denklemi sanki biraz artık ya aman tamam
noktasıymış gibi geliyor bana. Şimdi olur, daha önce olması lazımdı. Geç bile oldu. Yani sonuçta Erdoğan'la ilgili temel problem 17-18 yıllık iktidar süresi boyunca tabii ki çok fazla kesimi rahatsız edecek şeyler de yapması. Evet. Bunlar tabii birikti. İktisadi koşullar iyi değil. Yani ekonomi hala toparlanabilmiş değil. Yıprandı keza, yoruldu. Tabii, dış politikada Suriyeli meselesi vesaire hepsini topladığınızda dolayısıyla ortada sıkıntılı bir tablo var. Erdoğan'ın bu ekonomik modeli ve Türkiye'yi taşıma hani kapasitesinde bir aşınma var. Hani evet. Bunu söyleyelim. O da farkında bunun. Her yerden sıkışmış durumda. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Türkiye ile ilgili belki gelişmeleri hemen ekleyelim. Mesela iki tane parti kuruldu. Sanırım Türkiye'de sağ siyasette parti, sol siyasette lider eksikliği var. Evet. Dikkat ederseniz hani sağ siyaset parti üretiyor. Yani tabii. MHP'den bir parti çıktı. İşte AKP'den iki tane parti çıkıyor. Solda da parti var. Yani CHP aslında güçlü. Parti arayışı yok. Ama lideri konusunda sıkıntı var. Kesinlikle. Ve lider mesela ince çıkınca toplum inceye hani seküler kitleler. Keza Demirtaş için HDP açısından tabii, yani çok dikkat çekti. Evet. Çok dikkat çekti. %13 oy aldı. Evet. Ve CHP seçmeninden de oy alabildi. Evet. Ve işte en son İmamoğlu. Hani İmamoğlu'na sarıldı. Hani bir lider arayışı var. Onu çok net görüyoruz. Evet. Dolayısıyla Türkiye siyasetinde de böyle bir hani etkisi ve yansıması var diyebilirim. Evet, aslında sizin bu söylediğinizle bağlantılı daha önceki programlarımızda da şimdi hem Trump'ı hem Johnson'ı konuşurken de lider siyasetinin ön plana çıktığı bir denklemden bahsediyoruz. İşte Rusya'dan önce Putin'in adını biliyoruz. ABD deyince Trump, İngiltere'de artık Johnson yerleşmiş, Fransa Macron, Almanya'da hiç değişmiyor. Liderler hep değişiyor ama Merkel hani Avrupa Birliği'nin sadık bekçisi olarak yerinde duruyor. Belki Türkiye'de de hani nasıl ki Türkiye denildiğinde Erdoğan cümlesi söyleniyor. Sol siyasette aslında dediğiniz gibi Demirtaş, İmamoğlu, X yani evet, başka yani, biri. Yani bir kucaklayıcı, kapsayıcı bir lider arayışı içerisinde. Tabii daha az fikir ve daha fazla lider var maalesef. Hani evet. O tespiti, bu geçtiğimiz yıla ilişkin bu tespiti dile getirelim. Evet. Hocam bir de son olarak bu toplumsal gösterilere de değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan sonra Türkiye'ye ve yüzümüzü güldüren anılara geçelim. Evet, evet. Enteresan bir şey oldu. Müthiş bir dalga vardı. Güçlendi ve çok geniş bir coğrafyayı kapsadı. Dediğim gibi hani Şili, Orta Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzandı ve Fransa bir yıl boyunca hani Fransa'da sarı yelekliler, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Polonya'da bir miktar, Yunanistan, bir ara Rusya'da, yerel seçimlerde Rusya, tabii ki. Lübnan, Mısır, İran'da çok güçlü, hatta Azerbaycan. Evet ki kameraların önünde hatırlıyorsunuz Pakistan, açıklama yaparken evet, gözaltına alıp öyle, götürüyorlar öyle. Bir göstericiyi. Pakistan, Kazakistan, Hong Kong'da çok uzun süre. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, bu Irak tabii, Irak'ta da ilginç bir şekilde şey oldu. Hatta tabii ne dedik, halk sokağıydı. İdlib'de bile hayat pahalılığına dair protesto oldu. Evet. İki tane şey hani önemli. Bana sorarsanız bu otantik yani kendiliğinden oluşmuş protesto gösterileri var. İnsanların hani taleplerinin karşılanmadığı, hani günlük hayattaki sıkıntıların aşılamadığı noktada hani sokağa çıkma ve bu çok pozitif bir şey, çok önemli bir şey. Yani hani itirazını mutlaka hani siyasetçilere gidip milletvekili kapısında değil de hani doğrudan siyaset sokağa aslında. Sokağa indiriyor bu. Artık. Sokak siyaseti tabii doğrudan siyaset. Yani hani talebini doğrudan hani siyaset şeyine ne derler yani elitine duyurması hani bu çok önemli bir şey. Fakat büyük bir olsa da bu şeyleri Amerika bazı yerlerde yönlendiriyor. Özellikle Latin Amerika için bu çok söylendi. Latin Amerika için tabii. İran için, Irak ve İran, Lübnan buralardaki şey İran'ı hedef almaya başladı. O açıdan önemli ve İran'ın kendi içindekiler de böyle bir boyut taşıyor. Bir diğer önemli yönü de bu kadar bütün dünyayı saran hani ve insanların işte bir kısmı iktisadi koşullar neoliberalizm, bir kısmı baskıcılık, kimlik siyasetine yönelik talepler, tepkiler ilginçtir. Demek ki her şey çok iyi ki Türkiye'de hiç olmadı. Yani Türkiye bundan, genelde Türkiye hani dünyada yaşanan her şeyden etkilenir, bundan etkilenmedi. Bu da ya dediğim gibi biz çok iyi durumdayız. Evet. Ya da çok korkuyoruz. Evet. Ya her şey yolunda gerçekten. Evet. Hiçbir şey yolunda değil. Evet. Söylediğiniz gibi. Hocam çok kısa olarak benim Türkiye deyince bu yıl aklıma gelen
önemli gelişmeleri şöyle kısaca sıralayayım. Sizin de varsa ekleyelim ve kürenin yüz güldüren... Bir de şeyi söyleyelim tabii, çevre. Yani çevre tabii, önemli. Evet. Bu genç arkadaşımız Greta Thunberg, Atlantik'i karbon emisyonu bırakmayan bir yelkenliyle geçti. Evet. Şeye gitti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı ve çok önemli. Yani bu şunu gösteriyor, yani baktığınızda işte bir genç kız ve çevre konusunda inisiyatif alıyor. Evet. Bütün dünya, bakın biz burada konuşuyoruz. Ve Time onu yılın insanı seçti. Kesinlikle. Bu çok önemli bir olaydı. Hani hep böyle bir yüksek siyaset, strateji, jeopolitik falan diyoruz. Ama siyaset böyle de yapılabiliyor. Kesinlikle. Hani arkasında büyük bir güç yok. Hani ordu yok, uçak gemisi yok, denizaltı yok, medya yok falan. Ama evet, yani ses duyurabildi ve kendi sikletinin çok üzerinde bir etki yarattı. Ki, buna da dikkat çekmekte fayda var. Evet, Galatasaray'ın arkadaşları olabilecek yaş kuşağından çocuklar Türkiye'de dahil aslında. İklim gününde ya derslere girmediler. Keza Rusya'da bir çocuk benzer bir şey yaptı ama Rusya ikliminde gözaltına alınıyor tabii bunlar. Birleşmiş Milletler'e yollanmıyorlar. Türkiye'de de çocuklar bu eylemlere katıldılar. Bize iyi bir dünya bırakın dediler ama bence umut verici olan çocukların artık siyaset ele almış olmaları ve hani biz bunu istiyoruz, gerekirse derslere girmiyoruz demeleriydi. Türkiye açısından da hocam benim için 2019'da aklıma gelen önemli gelişmeler, S-400'ler ve buna dönük yaptırımlar, Libya, Doğu Akdeniz siyaseti, Suriye ve tabii ki son olarak NATO'ydu. NATO'da yaşanan gerilimlerde sizin aklınıza gelen bir... Yani tabii bu işte Suriye operasyonu, Barış Pınarı dedikleri operasyon önemli. Onun da iki mutabakatla hani sıkıştırılması, yani hedef olarak 440-480 kilometre deyip 120 kilometre de kalıp sonra bunun üzerine yatıp kamuoyundan bunu hani kaçırmak, evet, başka konulara hani dikkati yönlendirmek falan gibi süreçleri yaşadık. Libya önemli. Şimdi geçmişini tartışamayız, hani ona vaktimiz yok, zaten biraz konuştuk ama şöyle bir şey yok, hani biz buraya hapsettik, oyunu bozduk, böyle bir şey yok. Libya oyunu daha yeni başlıyor. Evet. Onu söyleyelim, yani 2019'u kapatırken Libya ile kapattık. Libya ile 2020'yi Libya ile açacağız ve bu hani Türkçe deyimle çok su kaldırır. Evet. Libya biraz su kaldıracak diyelim. Peki hocam, şöyle söyleyeyim, Erdoğan ve Putin herhalde dünyada en sık görüşen iki lider. Hatta annem söylüyor, ben seni Putin'i Erdoğan'ın daha az görüyorum. Onlar birbirlerini daha sık görüyorlardı. Benim aklıma gelen ikilinin dondurma yemesiydi. Evet, güzel bir andı. Hani... Ve Putin'in bunu ödemesiydi. Evet. Siz o diyaloğu hatırlıyor musunuz? Erdoğan hani elini cebine atıyor. Putin diyor ki misafirsin sen. Evet, çok çok şey, böyle görmeyi özlediğimiz dillerler arasında görmeyi özlediğimiz görüntüler. Değil mi? Evet. Dostluk, kardeşlik. İşte orada dondurma yemek ne kadar güvenli. Rus dondurması yiyebilirmişiz. Vallahi, evet. Bir de hocam aslında Suudi Arabistan denilince hepimizin aklına, en azından Türkiye'deki insanların aklına İstanbul Başkonsolosluğu geliyor. İstanbul Konsolosluğu geliyor daha doğrusu. Geçtiğimiz yıl burada bir gazeteci öldürüldü feci biçimde. Bu yıl Putin Suudi Arabistan'a bir gezi gerçekleştirdi 12 yıl aradan sonra ve sarayda yatıya kaldı. Sabah canlı olarak uyandı, hani korkuları giderelim. Ama en yüz güldüren anlardan bir tanesi Suudi bandosunun, ki öyle bir bandoları yokmuş aslında. Biraz aceleyle kurulmuş. Bizim selamsız bandosu. Aynen öyle. Bir Rusya Milli Marşı'nı çalma remixi. Ruslar, Rus basını bunu remix diye öyle paylaşarak bir incelik gösterdi. Çalama işleri. Çalama işleri. Yani gerçekten bir de orijinalini koymuşlar, yanına da o videoyu güzeldir, koymuşlar. Rus Ulusal Marşı'nı beğenirim ben. Müzikal olarak öyle güzeldir. Yani yanlış anlamışılmasın. Yani. En iyisi Türk Milli Marşı'dır. Tabii. Ondan sonra ikinci, second best. Ya, evet, aynen öyle. Ki zaten bestesi Sovyetler Birliği'nin marşının döneminden, bestesiydi. O dönemden alındı. Biraz çekiyor demek ki. Evet, ama bir Riyad yorumunu dinlemenizi isterim doğrusu. Özel bir yorumdu. Hatta Ruslar şöyle bitirmişlerdi. İnşallah bu bandonun kariyerinin noktalandığı yer İstanbul Konsolosluğu olmaz diye. Evet. Hani biz şikayetçi değiliz, bir şey yapmayın olur dedi. Olur böyle şey. Yani. Son olarak soracağım.
Benim aklıma gelen biliyorsunuz Finlandiya'da evet. Dünyanın en geç başbakanı sanırım seçildi. Sanırım sizin yaşlarınızda olabilir. Evet benim yaşlarım işte millet başbakan oluyor hocam. Evet. Açın önümü diyorum buradan. Sanno. İnşallah olur. İnşallah. Marine'le Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un evet, bakışmaları muhteşem bir bakışması vardı. Evet, izleyenler onu Google'dan arayıp tabii, kolay kolay bulurlar. Evet, kesinlikle zaten biz de ekrana getireceğiz. İlginç bir bakışmaydı. Son olarak da NATO'da Trump dedikodusu. Onlar demek ki onlar da dedikodu yapıyor. Yani liderlerle. Yani, tabii biz böyle dış politika analizi dersi veriyorduk. Böyle çok teorik modeller falan var. Sonra anılara falan bir bakıyorsunuz ya da işte konuşmayı kaydettiklerinde bunlar bayağı böyle bizim bildiğimiz gibi. Dedikodu hani, yapıyorlar. Hem dedikodu yapıyorlar böyle paldır küldür ki affedersiniz arada böyle söylemesi hep küfürlü konuşuyorlar falan. Mesela ben Truman anılarını falan okudum bayağı küfür ediyor adam falan. Hani şey biz onu anlatırken akademik olarak böyle çok hani ağır tabii. Terimlerle. Excellent. Şey falan girdiler gibi. Kavramsallaştırıyoruz. Ama onlar böyle dümdüz gidiyorlar falan diyeyim. Evet. Bir de bu uzay şeyini söyleyelim. Evet, ilk defa hani uzaya yalnızca kadınlardan oluşan bir uzay ekibi gitti. İlk defa kadınlar uzayda yürüyüş yaptı. Yürüyüş yaptılar. Ve bu çok önemli bir kesinlikle gelişmeydi. Bunların devamını bekliyoruz. İnşallah kadınlar hocam. Başbakan oluyorlar. Uzaya gidiyorlar. Sizden de artık bir açılım bekliyoruz. Umuyorum ben de Adriyatik'i yüzerek önümüzdeki yıla noktalıyım. Bir yelkenliyle artık Atlantik'i mi geçersiniz? Başbakan mı olursunuz? Uzay yürüyüşü mü? Ama artık bu gazete duvarının sınırlarını aşmanızı bekliyoruz. Çıta yüksek diyorum o zaman. Evet. Teşekkür ederim hocam. İmkansızı iste dediğiniz için. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte 2019'u 2020'ye bağlarken dünyada ön plana çıkan gelişmeleri, Türkiye'de konuşulan konuları, yüzümüzü güldüren anları ve umut vadeden hep olsun diye dilediğimiz iki gelişmeye de kulak kabarttık, sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni yılın sizlere umut, mutluluk ve barış getirmesini diliyoruz. Hoşça kalın.